Hacca gitmenin ve umre yapmanın özleyenleri çoktur. Ama gitme ve geçirme masrafları yoktur. Ancak Allah Celle Celaluhu Engir rahmetiyle onlara ve diğerleri için basit ameller vermiştir. Ecri ise hac ve umrenin ecrine eşittir. Bunun içinden kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikretmek için oturur ve sonra iki rekat namaz kılarsa kendisine tam eksiksiz tam bir hac ve umre sevabı vardır. Bir diğeri ise kim evinde temizlenip sonra Kuba mescidine gider ve orada namaz kılarsa ona bir umre sevabı vardır. Ayrıca Ramazan ayında yapılan umre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile yapılan hac ile sevabı eşdeğerdir. Kim de bir faz namazına abdestli olduğu halde evinden çıkarsa onun sevabı ihramlı bir hacının sevabı kalardır. Kim de bizzat duha namazını kılmak için çıkarsa onun sevabı umre yapmanın sevabı kadardır. Ve başka bir kimsenin hacca gitmesine yardımcı olan ya da bir kişi hacdayken onun ailesine sahip çıkan kimse onun sevabı hacca gidenin hiç eksilmeden sevabı kadardır. Onun sevabı hac ve umrenin sevabı eşdeğer olan bir diğer ibadetler ki bunu yapmaya gücü yetmeyen pek yoktur. O da her namazın arkasında 33'er tesbih, hamd ve tekbir getirmektir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhu) şöyle buyurdu: Müslüman fakirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelerek varlıklı Müslümanlar cennetin yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Kıldığımız namazı onlar da kılıyorlar, tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Üstelik onlar kendi paralarıyla sadaka veriyorlar umre yapıp cihad ediyorlardır. Hz. Peygamberimiz, siz de önde gidenleri yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yabanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyden haber vereyim mi? Her farz namazının peşinden 33'er defa tesbih, hamd ve tekbir getirmenizdir.